Merhaba. Bugün yine biten kozmetik ürünlerinden bahsedeceğim. Bu aralar yine böyle bayağı bir fazlalaştı elimde, bayağı toplandı. Onları geri dönüşmeye götürmeden önce bir videosunu çekeyim dedim. Of, terliyorum tabii şu an. Eylül'de çekiyorum bunu ama sanırım şuradan gelen güneş acayip beni bir sıcaklatıyor. Yani kısa kollu falan da giydim ama yine de fark etmiyor. Az önce sıcak bir kahve içmenin de tabii pek faydası olmamış olabilir. Neyse, şu an kamerayı bayağı bir uzağa aldım. Geniş açıyla çektiğim için yüzümden akan şeyleri görmezsiniz diye umuyorum. Ayrıca Eylül'de buna gerek kalmaz diye düşünmüştüm şu uyarıya. Yani kapı açık, balkon kapısı açık, dışarıdan sesler gelebilir. Ben de çok yüksek sesle konuşamıyorum dışarıdan duyulmasın diye. Yani dışarıdan gelen sesler daha yüksek olabilir benim sesimden. Şimdiden kusura bakmayın ses teknik sıkıntılar için. Evet, biten şeyler içinde ilk olarak sanırım cilt bakımından başlayayım diyorum. Ben bu tam olarak bitti sayılmaz. Yani böyle dibinde hala birkaç damla var ve ben bunu kullanıp bitireceğim. Yani kesin ona kararlıyım. Çünkü sevdiğim bir şey bu. Aromatica'nın kum zambağı toniği. Çok hafif, su gibi adeta bir tonik. O yüzden yaz için ideal. Geçen yaz da bunu kullanmıştım hatta. Bu yaz da kullandım. Hani bayağı bir şuradan, hani neredeyse yarısını falan. Nerede kalmıştık? Şundan bahsediyorum değil mi? Çok ince, böyle su gibi bir tonik bu. O yüzden yaz için de ideal. Yani 2 yaz oldu bunu kullanalı. Artık bunu bitirmem lazım. Yani şu Eylül'de bir bitireyim de daha kıvamlı toniklere geçeyim. Ayrıca zaten yani 2 yıl mı ne oldu o zaman? Yani ben geçen yaz da kullandıysam kaç? Ve bunun kullanma tarihi, ya 12 ay içinde tüketilmesi gerekiyormuş. Yani kokusunda falan bir değişiklik olmadı. Ne yapabilirim? Yani kullanıyorum. Bitirene kadar kullanacağım. Aslında bunu bitirmek de kolay. Yani dediğim gibi su gibi kat kat uygulanabilir ama yani bilmiyorum, ben kolay bitiremiyorum cilt bakımı ürünlerini. Sadece bunu kullansam bile bir senede zor biter herhalde. Yağlı ciltli olduğum için böyle çok her şeyi lömp uygulayamıyorum cildime. Daha böyle elimi hafif tutmam gerekiyor. Ama yine de kışın böyle farklı şeyler denedim. Yalan yok. Ve artık kendisi gidecek. Bunu bir dahaki bitenler videosuna kadar saklamak istemedim açıkçası. Çünkü yani hakikaten 2 damla falan kaldı içinde. O yüzden şimdiden gösteriyorum ve birkaç gün içinde, hadi hiç olmadı 2 hafta içinde biter ve gider kendisi diye umuyorum. Tekrar alır mıyım? Çok pahalı olduğu için artık yani hiçbir şey alınabilesi fiyatlarda değil. Ya çok güzel, çok beğendim ama gerçekten hani indirimde bile olsa o fiyatı hak edecek kadar acayip böyle dev bir değişim yaratmıyor. Artık yani o parayı vereceksem farklı ürünlere yönelirim diye düşünüyorum. Artık toniklere, her ne kadar çok sevsem de tonikleri, çok para vermek istemiyorum. Ancak yarı fiyatına falan düşecek de o zaman belki. Yani şu saçları görüyor musunuz? Nasıl yani bunlar böyle olabiliyor? Daha 10 dakika oldu. 10 dakika olmadı ya oturalı şuraya. Bugün saçım açık olacak. Yani hiçbir şey beni durduramaz. Sıcak bile. Bir de tabii bitirmesi kolay olan mini boylardan birisini bitirdim. Bu Derma E'nin Hydrating Serumu. Hyaluronik Asit içeriyor. Sıcaktan konuşma yetim de gidiyor tabii. Bu serumu ben çok beğendim. Serumlar genelde hani işte ince jel kıvamında olur ya. Bu öyle değildi. Daha çok işte krem kıvamındaydı aslında. İnce kremdi ama hani böyle ağır krem gibi değildi kesinlikle. Çok güzel emiliyordu ve gerçekten güzel bir nemlendirme sağlıyordu. Üstüne uyguladığım bütün ürünler çok güzel performans gösteriyordu. Üstüne, altına ne uyguladıysam artık. Bunun büyük boyunu alırım ama şu an başka elimde serumlar var. Onların en azından bitmesi lazım. Bir tanesi bile olsa bitmesi lazım. Ondan sonra belki alırım bunu ve indirimde bulmam lazım. Geçen ay Ağustos gibi falan bu indirime girmişti bunun büyük boyu yani. O zaman acayip böyle bir sınandım diyeyim ama kendimi tuttum ve almadım. Yani evet, zam gelecek muhtemelen ama yine bir indirim zamanında bulurum diye düşünüyorum. Ve serumlarımdan birini bitirdiğimde Derma E'nin indirimlerine daha bir bakalak olacağım. Şu an sanki çok bakmıyor muyum indirimlerine? Bakıyorum. Ama alıcı gözüyle bakarım artık. Birkaç ay sonra herhangi bir serum bitirmiş olurum diye umuyorum. Evet, Neydi, cilt bakımı ürünleri bu kadar gerçekten. Yani hiçbir şey bitiremedim mi? Ama vücut ve saç bakımı ürünlerini bitiriyorum. Elimdeki en eski ürünlerden şu Dr. Organic şampuan. Bunu geçen sefer de Dr. Organic bir şeyinden bahsetmiştim. Bu olmasın o. Ama atmışımdır diye düşünüyorum ya. Kremiydi sanki. Sonrasında da bunu bitirmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bu Moroccan Argan Oil şampuanı. Ben bir önce kullandığım aloe veralı şampuanını tercih ederim sanırım. İlla ki Dr. Organic'ten bir şey seçeceksem. Bu markayı da özellikle onun için seviyorum zaten. Yani çok ucuz ve ulaşılabilir şeyleri var. O yüzden çok fazla deneyebiliyorum. Ama bu sefer başka şampuanı var mı bilmiyorum ama sanırım denemem bu sefer. Direkt aloe veralı olanını alırım. Gerçi şu an elimde kuru şampuan değil, katı şampuanlar var. Yani uzun bir süre sanırım normal sıvı şampuan almayacağım. Hatta bir tanesi şu an bitmek üzere, katı şampuanlardan bir tanesi. Ama şu an göstermeyeceğim onu. Hatta ona ayrı bir video çekerim gibi geliyor. Çünkü merak edenleri bayağı çok oluyor onun. Ama saç kremi kullanıyorum, normal saç kremi. O daha bitmedi ama o da bayağı azaldı. Bakalım bir sonraki bitenler videosunda da onu gösteririm muhtemelen. Yine bir şampuan ama bunu şampuan olarak değil, ben duş jeli olarak kullandım. Bu Organic Shop'un kokonat ve shea yağıyla nemlendirici özellikli şampuanı bu. Benim saçlarım çok kuru değil, hatta böyle gür gür. Ama hani bunu böyle övmek amaçlı demiyorum, yani çok kabarık açısından söylüyorum. Sert olduğu için. Bu böyle yumuşatıcı iyi gelir diye düşünüyorsunuz ama yok, yani nemlendirici şampuanlar bana hiç iyi gelmiyor. Yağlandırıyor saçımı. Ve benim saçım zaten yağlı, saç diplerim daha doğrusu. O yüzden uçları kuru olsa da, her ne kadar böyle elektriklense de, yani ona ayrı bir ürün kullanmayı tercih ederim sanırım saçım uçlarına. Çünkü dipleri çok yağlı. Dipleri yağlı olduğu için bu tarz nemlendirici özellikli şampuanlar bana hiç iyi gelmiyor. Ama çok kuru saçlar beğenebilir diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten yumuşatıyor, güzel, dolgunluk falan da veriyor hatta. Ama yani kesinlikle benim saç tipime uymuyor. Uyanlar olacaktır ama denemek lazım. Şampuan öyle bir şeyi denemeden asla anlaşılmıyor. Ve Organic Shop bittikten sonra ara verdiğim Urtekram duş jelime devam ettim ve o da bitti. Yani görünmüyor maalesef. Çünkü sonuna kadar kullandım. Yani bir damla bile kalmadı. Bu kokusuz, parfümsüz duş jeli Urtekram'ın. Bundan kaç kere aldım bilmiyorum gerçekten. Çok seviyorum bunu. Bereketli de aslında. Yani hep söylüyorum, ben çok ağır parfümlü duş jellerini, vücut ürünlerini falan sevmiyorum. Yani arada sırada işte güzel kokulu vücut kremi kullanırım ama yani olmasa da olur açıkçası. Özellikle duş jeli falan böyle beni rahatsız eder, kokusu da hatta. Kokusuz, böyle temiz, tertemiz, güzel, cici bir duş jeli bu. İşte tek sorunu biraz pahalı olması. Birazdan fazla pahalı olması. O yüzden artık tekrar alabilir miyim bilmiyorum. Çok uygun bir indirim bulmam lazım. Onun yerine bakalım katı sabunlara dönebilirim. Ama onların da büyük ziyan yaratıyormuş gibi hissediyorum. Çünkü başta her şey güzel, okey, ama sonuna doğru böyle eriyip gidiyorlar ve ben onunla uğraşmayı hiç sevmiyorum. Eriyik katı sabunla. Şu an Body Shop'tan aldığım başka bir duş jeli var. Hatta onu da favorilerim videosunda bahsetmiştim. Bundan bir önceki video muydu? Yok. 2 önceki video sanırım. Şuraya atarım linkini. Orada bahsetmiştim. Şimdilik yaz için bence o ideal bir duş jeli. Ama yazdan sonra bir şeyler düşünmem gerekecek. Bakalım. Yine sizlerle paylaşırım zaten. Evet, son saç ürünüm de şu kuru şampuan. Bu Amika markasının. Bu mini boy bir üründü. Çünkü set halinde almıştım Sephora'dan. Ve sonra unuttum. Hala mini boy şampuanı falan var. Onu kullanmam lazım bu arada. Aslında bu marka çok güzel. Leaping Bunny falan sertifikalı. İnsanlar memnun da genelde, yabancı bloggerlardan falan gördüğüm kadarıyla, ama Türkiye'de muhtemelen çok pahalıya satılmak zorunda kalacak. Ve Sephora böyle şeylerin reklamını iyi yapamadığı için, yani hep aynı şeylerin reklamını yapıyor işte. Chanel, Dior, Fenty, hiç olmadı Huda ya da işte ne bileyim başka gereksiz markalar. Hep onlara önem verdiği için böyle şeyler arka planda kalıyor ama gerçekten güzel ürünler var Sephora'da. Pahalı diyeceksiniz ama yani Sephora'da satılan her şey pahalı. diğer ön plana çıkardığı ürünler de pahalı zaten. Keşke bunlardan da biraz bahsetseler ama çok getirmediler zaten. Muhtemelen satılmadı ama satılmaması da zaten kendi suçları. Neyse, bu videoyu o kadar uzatmak istemiyorum artık yine şikayetlerle. Bu mini boydu. O yüzden kısa, çok kısa sürede bitirdim onu. Ama yani bence şu kadar bile yoktu içinde ürün. Yani muhtemelen zaten az koymuşlar içine. O yüzden yani neredeyse ya 3 kere falan kullandım. Hemen bitti yani. Hiçbir şey sıkmamaya başladı. Ama sevdim. Çünkü beyaz kalıntı bırakmıyor. Çok iğrenç bir kokusu yok. Ağır kokusu yok. Yağlı göstermiyor saçımı. Kuru şampuandan beklenebilecek şeyleri yapıyor. İşlevini yerine getiriyor ve güzel, ortalama bir kuru şampuan. Özellikle Türkiye'de çok fazla kuru şampuan bulamıyorken keşke bunu olabilsek, büyük boyun falan. Gerçi yine alamayabilirdim şahsen. Çünkü yani şöyle şunun bir büyük boyunu atıyorum 80 lira falan yaparlardı kesin. Ama ne yalan söyleyeyim, artık zaten şu pandemide her zaman çıkmadığım için dışarı çok da artık gerekmiyor. Kuru şampuan falan, tıpkı makyaj malzemesi daha az sürdüğüm gibi kuru şampuanla da daha az gereksinim duyuyorum. Çünkü evde sürekli yağlı saçla dağınık, pis pasaklı şekilde dolaşıyorum yani. Ve makyaja geçmeden son bakım ürünü de şu Desert Essence'ın ne deniyordu? Az çalkalama suyu, gargara. Ne deniyor şeye? Sunnyside Lapa. Desert Essence eskiden makro center'larda falan çok rahat bulabildiğim, hatta bazı Migros'larda da bulabildiğim bir markaydı. Çok güzel vegan ürünleri, doğal vegan ürünleri vardı. Ama artık çok bulunmaz oldu açıkçası. Özellikle diş ürünlerini çok seviyordum. Bu da onlardan birisiydi. Mesela bunun diş macunu versiyonunu çok severek alıyordum. Kaç kere aldığımı sayamam bile. Kocaman bir tüptü zaten. Bana çok uzun süre gidiyordu. Ama artık yani çok fazla göremiyorum Desert Essence'ı marka olarak. Ama aynı zamanda çok fazla çeşit görsem de çeşitlerini de bulamıyorum. Bulsam da çok pahalı. Yani evet, çok büyük boylu. Atıyorum 3 ay falan kullanabileceğim bir şey ama diş macunum bittiğinde çulsuz olduğum bir döneme gelirse alamıyorum tabii ki. O yüzden bu markayla çok uzun süre önce yollarımızı ayırdık. Bu da yani diş macunu gibi her gün kullandığım bir ürün olmadığı için daha uzun tabii ki sürdü bitirmesi. Özellikle sonuna doğru biraz bıraktım çünkü kıymete bindi, bulamadığım için ve çok pahalı olduğu için artık. Özellikle pandemi zamanında çok iyi geldi çünkü böyle sürekli dişimi fırçalıyorum gerçi ama yine de korktuğum için işte bakterilerden vesaire sık sık ağzımda çalkaladım bunun dışarıdan geldiğinde vesaire. Bakalım artık farklı bir ürüne geçeceğim muhtemelen ama henüz ne olur bilmiyorum. Bir aciliyeti de yok zaten. Evet, makyaja geçersek yani klasik biten şeyler ne olabilir? Yani rimel ve kaş kalemi. Aslında bu kaş kaleminden bahsedeyim. Bu kaş kalemi bitmedi henüz ama bitiremedim de ya. Hani normalde çok kötü falan olmadığı sürece kullanıyorum. Ama bunu bir türlü sevemedim. Bu Revolution Pro'nun kaş kalemi. Ve diyeceksiniz ki Revolution Pro senin favorilerinde yok muydu, yıllık favorilerinde? Bunu hatırlayan kaç kişi olur bilmiyorum. Ama ben hatırlıyorum. Ve size öyle bir not geçmek istedim. Evet, bu favorilerim içindeydi ama o bu değildi. Ben bu altın şeyli kapaklı versiyonunu şey sandım. Onun paketlemesinin işte güncellenmiş, upgrade edilmiş versiyonu sandım. Ama değilmiş. Ayrı bir ürünmüş gerçekten. Ve neden ürünün de aynı hissiyatı yaratmadığını anladım böylece. Çünkü favorilerimde bahsettiğim o kaş kalemi, Revolution Pro'nun kaş kalemini yine gördüm mağazada. O yüzden muhtemelen bundan sonra onu alırım. Ama bunu ya bitiremeyeceğim gerçekten. Çok sert. Çok sert olmasından dolayı kaşlarımı döküyor yani. Yoksa normalde sert kaş kalemlerini seviyorum. Ama bu fazla sert. O yüzden kendisiyle yollarımızı ayırıyoruz. Kaşsız kalmak istemiyorum. Zaten ince kaşlarım var. Rimellere geçersek şu ikisinden de bir önceki rimel videomda bahsetmiştim. Denediğim son 5 rimel hakkında yorum yapmıştım. O videoyu da şuraya bir yere atarım. Daha ayrıntılı o videoda görebilirsiniz bu ikisinin yorumlarını. Bu Kat Von D'nin Go Big or Go Home maskarası. Bunu da beğenmiştim ama benim kirpiklerime çok uymamıştı. İlk mini boyunu almışım demiştim hatta. Güzel volüm veriyor ama benimki gibi böyle çapraşık kirpikli olanlar için çok uygun değil. Biraz topaklanıp böyle işte yapıştırdı. Ama bu NYX'inki tamamen favorilerim içine girdi açıkçası. Çünkü bunun aksine NYX çok güzel tel tel ayırıp güzel volüm veriyor. Hatta gözümde şu anda o var. Ama bu değil. Yenisi var. Yenisini stokladım indirimde. Evet, o kadar sevdim yani. Çünkü sürekli farklı farklı rimel deniyorum. Burada göstermek amacıyla. Ama bunsuz yapamayacağımı fark ettim. Hani konforlu rimelim bu benim. Evet, kozmetik ürünlerinden bu kadar sanırım. Şimdi kitaplara geçelim. Şurada gördüğünüz kitapları alıyorum artık. Açıkçası okuduğum son 2 kitaptan bahsedeceğim. Hafızamda en taze olan kitaplar genelde işte son 2-3 kitaplar oluyor. Onlardan birisi Elena Ferrante'nin Yeni Soyadının Hikayesi kitabı. Bu Napoli romanlarının 2. versiyonu, 2. bölümü, 2. kitabı. Niye 2. kitabı gibi basit bir şey? Unuttum söylemeyi. İlk kitabı benim olağanüstü akıllı arkadaşım. Onu da çok beğenmiştim. Ama yani malum kalın arkadaşlar bunlar. O yüzden hemen arkasından okumamıştım bunu. Daha yeni geçenlerde aldım işte. Hatta onu unuttuğumu düşündüğüm için dizisi çıkmış. Dizisini de izledim. Bu arada bitirdiğim diziler şeyine de atlamış olduk. Hatta ilk olarak ondan bahsedeyim. Çünkü ilk sezonu ilk kitaba tekabül ediyor. Ve ben ilk sezonunu izledim. 1. kitabı tekrar hatırlamak için. Evet, kitap daha güzel. Kitabın verdiği hissiyat daha farklı. Ama bence diziyi izlemenin de ayrı bir keyfi vardı. Özellikle tabii ki kıyafetler, mekanlar. Yani eski 50'lerde, 40'larda, 50'lerde falan geçtiği için o dönemin İtalya'sını bence çok güzel yansıtmışlar. Tabii en böyle glam Amerikan Hollywood filmleri gibi falan değil kıyafetler. Çünkü zaten ana karakterler daha kenar mahallede oturuyorlar. Orada yaşıyorlar. Zaten kitabın konusu o. 2 arkadaşın bulundukları yerden çıkıp kendilerini ispatlamaya çalışmaları vesaire. Çocukluğundan başlıyordur ilk kitap. Burada da yine çocukluklarına yer vermişler dizide. Hatta bayağı beğendim o kısımları. Çabuk geçmişler. Çünkü ilk kitapta benim acayip okumaktan sıkıldığım bölümler onların çocukluk bölümleriydi. Onu 2 bölümde, 2-3 bölümde falan geçmişler. O yüzden dizinin o kısmını daha çok beğendim. Ve benzer havayı yakalayabilmişler bence. Çünkü kitapların da böyle bir hafiften karamsar diyebileceğim bir havası var. Her ne kadar ana karakterlerin işte çocuklarını ve genç kızlıklarını anlatsa da böyle bir young adult tarzı gençlik romanı gibi değiller bence. Ya da en azından alıştığımız gençlik romanlarından daha farklılar. Çok alışkın olduğumuz işte lisedeki Amerikan lisesindeki saçma sapan dramalar falan, onlar yoktu gerçekten bu kitapta. Evet, başka dramlar vardı ama bilmiyorum, ben bu kitabı 2-3 günde falan bitirdim. Yani şunu böyle bir 3 ay falan okuyacağım sanıyordum. Ama o kadar sürükleyici yazmış ki gerçekten bırakamadım. Hani o tarz kitaplar çok nadirdir bence. Sürükleyici olmasıyla elinizden bırakamadığınız kitap arasında fark vardır bence. Ben çoğu kitabı bırakabilirim. Yani bir bölümde ertesi bölüme geçmek için ertesi günü bekleyebilirim. Ama bunu bıraktığım anda içimi yiyordu. O yüzden hemen devam etmek istedim ve gece gündüz bunu okuyup aralıksız bitirdim. Kesinlikle 1. romandan farklı. 1. kitapta bu kadar sürükleyici değildi. Bence yazım dili de biraz değişmiş. Hatta 1. kitabın yazım dili daha edebi geldi bana. Bu böyle hemen işte olayları hızlı anlatayım şeyindeydi, havasındaydı. Ama bu kitabın at koşturacak derecede hızlı anlatımını tam olarak olumsuz olarak görmüyorum ben. Evet, farklı bir dil, farklı bir anlatım kullanmış ama eninde sonunda okumaktan keyif alabileceğimiz bir şey yaratmış. Yine her zamanki gibi kitabın 2 karakterini hem çok sevdim hem de nefret ettim. Bu serinin güzelliği sanırım ikisinin de çok kusurlu insanlar olması ve bunları gayet itiraf etmeleri. Ama ikisiyle de bir yandan çok rahat empati kuruyorsunuz. Özellikle ana karakterle ben daha fazla kendimi özdeşleştiriyorum. Çünkü asıl hayatı çok fırtınalı olan 2. karakter, Lila karakteri. Ve diğer karaktere biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. Çünkü illaki çok fırtınalı hayatınız olması gerekmiyor bence. Çok ilginç olması için. Lila'yı da bazı konularda sevip bazı konularda hiç sevmesem de bazen katlanamasam da Evet, onu kesinlikle hayatımı okumak istiyorum. Ama Lena'nın da hayatını okumak istiyorum. O yüzden bunu bitirdiğim gibi 3. kitabı da aldım. Kitaplığım daha bekliyor kendisi. Hatta 4. kitabı da aldım beraber. Şu anda bekliyorlar okunmayı. Bilmiyorum araya bir kitap koyar mıyım? Ama sanırım 3. kitapta biraz daha fazla Lenu varmış. Hatta insanlar bundan şikayet ettiğini gördüm yorumlarımda. Ben Lenu'ya genelde üzüldüğüm için, çünkü ikinci planda kalan bir karakter, bundan şikayet edeceğimi düşünmüyorum. Ama bir yandan da yazarın iyi bir şeyler hazırladığını tahmin edebiliyorum. Ama çok merak ediyorum gerçekten. 1. kitaba mı benzeyecek, 2. kitap gibi böyle hızlı yoruş eder gibi mi okuyacağız? Yoksa yine apayrı bir şey mi ortaya çıkacak? Merak ediyorum. 2. sezon dizisine tekrar atlarsam, 2. sezonunu izler miyim bilmiyorum. Muhtemelen biraz zaman geçtikten sonra 2. sezonu izlerim. Yoksa biraz fazla gelir bana hepsi. Evet ve daha dün bitirdiğim kitaba gelirsek, Biz hep Şato'da yaşadık kitabı Shirley Jackson'dan. Bu Amerikan edebiyatının, Amerikan gotik edebiyatının klasiklerinden olarak sayılıyormuş. Ve ben bu tarz karamsar, hafiften korku da içeren şeyleri seviyorum. O yüzden yani neden bu kadar geç keşfettim diye düşündüm. Zaten yani çok kısa da bir şey. Yani çok rahat diğer kitaplarını da okuyabilirim sanıyorum. Çünkü anlatımını sevdim, o havayı sevdim, o karanlık havayı falan sevdim. Zaten hani şeyden anlaşılıyordur, kitabın kapağından. Gerçekten karanlık ve biraz rahatsız edici bir hikayesi var. Yine aynı şekilde çok sürükleyici kitaptı bence. Yani dediğim gibi yani kısa öykü gibi adeta. Ama genel olarak çok keyif aldım. Bu yazarı ve benzerlerini daha fazla okuyacağım. Çünkü bu konuda çok eksik olduğumu fark ettim. Çok sevdiğim bir edebi tür ve neden bu kadar az okumuş bulundum bunları. Gerçekten bazen kendime kızıyorum. Ama geç olsun güç olmasın mı derler. Evet, tekrar dizi bölümüne atlarsak. Son olarak Lucifer'ı izledim. Diziyi bitirdim. Yani bitirdim denir mi bilmiyorum. Çünkü son sezonu 2'ye bölünmüş halde. İlk partını yayınladılar. 8 bölüm. Ama yani sezon bitmedi henüz. O yüzden 2. partının da gelmesini bekliyorum. Ama sanırım koronadan dolayı falan tam olarak çekilememiş bütün her bölüm. O yüzden bir süre sanırım ayrı kalacağız kendisinden. Ama bu kadarı bile yeter ki olsun, Lucifer gelsin. 8 bölümle 8 bölümdür dedim. Açık konuşmak gerekirse ilk bölümlerimde biraz hayal kırıklığına uğradım. Biraz sıkıldım da. Ama sonraki bölümlerde güzelleşmeye başladı. O eski Lucifer havasına geri döndü. Bir önceki sezona göre daha hafif olmuş bence bu sezon. En azından şimdiye kadar. Çünkü bir önceki sezon gerçekten çok daha karamsar ve ağırdı. Ama bu sezon daha böyle işte 1. sezona benziyor. Böyle daha hafif, daha işte light konulara değinmişler. Ne kadar light olabilirse. Ve nasıl sonlanacağını merak ediyorum açıkçası. 5. sezonu bitecek gibi yazmışlar. 2. parti gelmese de son bölümü son olarak yazılmış yani. Sanıyorum. Ama 6. sezon da çekilecekmiş. Sanırım onu sonradan hani dizi tuttuktan sonra falan daha yeni öyle bir anlaşma yapmışlar. O yüzden umarım içine etmezler diye düşünüyorum dizinin. Sadece ticari kaygılarla uzattıkları zaman diziler böyle bir gerçekten bozuluyor. Lucifer'da öyle olmaz diye umuyorum. Ama daha 5. sezonun 2. partisini bitirmedik ki 6. sezonu düşünelim. Artık 6. sezon ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. O da artık 3 sene sonra falan Game of Thrones'a bağlar muhtemelen. Çünkü yani bütün diziler bu şekilde. Salgından dolayı herkes etkilendi. Kimse dizi falan çekemedi sanırım. Evet, sizin önerileriniz var mı? Siz neler izlediniz, neler okudunuz, neler kullandınız? Bana aşağıya yorum bırakabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.